Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Nipo videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Nipo videosu da sizlerle birlikte. Aston Martin Warcry Underworld Supremacy etkinliğinin 7. ve final günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Nipo oyun Oyunbis videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı benim rap yakamıza rap de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Nipo Speed Olympus videosu etkinliğin 5 ve 6. gününü tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden final gününe başlayalım. Let's go. Uyan. Merak etme sorun yok. Yollar sessiz duruyor falan diyor. Valkyrie biraz hareket etmesi gerekiyor diyor. Hey çıkarın beni buradan. Yani bir hava almam lazım. <laughs> Sanırım senin yapman gerekiyor falan diyor. geride benzin istasyonu varmış. Okey. 920 Pierre'e ulaşmamız lazım önce. Ee, şey yapabilmemiz için ilk PR duvarını açabilmemiz için. O yüzden yükseltmelerimizi bir gerçekleştirelim. Zaten beyaz turbodan yeterince var. Bir tane yeşil bulduğumuz anda turboyu epeye çıkartacağız. Bu bizim için tabii ki de büyük bir atılım olacak. Belki 5 yıldız yapmaya çalışırım. Belki çalışmam. O opsiyonel. Ama şunu söyleyebilirim ki hem motoru hem turboyu epikleyeceğimiz için bence çok da gerek yok. Çok da kritik değil bence. Duruma göre bakarız ama. Daha şimdiden bu arada 913 bir yere ulaştık bile. Öyle güzel bir durum söz konusu. Hatta yani beyaz nitrodan olan da bizde fazladan fazladan varmış. Ee, kitler bu arada transmisyon ile e, nitro kitleri. Nitro'dan yana sıkıntımız yok. Nitro'dan yana bir tık rahatız. Ama dediğim gibi oyun e, transmisyon verecek. Derken bu arada bu çok önemli motor alacağım tabii ki saçmalamayalım. Motor alacağım tabii ki de. Bir tane daha e, beyaz motorla yeşil bulursam işimiz bayağı kolaylaşacak ve artık turbo epik olacak. Nice. Bu bayağı iyi olacak. İşimiz çok kolaylaştı şimdiden zaten. Tekrar oyun yarışlardan falan da para kazanacağız zaten duruma göre. Burada kalamayız. İlerlemeye devam etmemiz lazım. He, latex kız kardeşimle beraber eve gitti diyor. Hala sen uyuyorken diyor. Evet bizim temizlememiz gereken bir şey bu şimdi diyor. Akan bugün dükkanda ne varmış. Daha doğrusu depoda. O zaman vakit kaybetmeyelim. Direkt olarak yardıralım. Hantı yarışıyla başladık. Bir çatı yakalayacağız. ağrından biraz da drafting yaparız. Çünkü e, yarış biraz uzun. Yarış uzun olduğu için de. Gönül rahatlığıyla bunun ekmeğini yiyebiliriz. Ekmeğini. Gönül rahatlığıyla iyi para kazanırız yani. Hatta yani gayet cüzi miktarda kazanabiliriz. Bir kez daha Nitro'ya basacağım ama. Çünkü Bridget de basacak. Aynen. Şimdi Nitro biriktireceğiz. Ki Bridget'i geçebilirim sonrasında. Hayır hayır hayır. Abi hayır. Hayır olmaz. Olmaz ya abi nasıl ya. Ay Bridget fazla hızlı gitti ya. Tüh. Neyse videoyu durdurayım. Yaşı kazanıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam da yarışı bu sefer kazandık. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Evet. Çıkartı beni buradan kahretsin. <laughs> bu kadar uğraştık daha mesele bulduk daha sonra. Hiç sanmıyorum Mart. Evet bu arada konuşmamız gereken bazı şeyler var. Yani bu senin tarzın değil Montan. Beni öyle şey yapamazsın. Göreceğiz o zaman. Öyle değil mi? Vallahi Mart ee, yani. Büyük bir boka battın cezasını çekeceksin. Önce bir yükseltmemiz yapalım bu arada azami hızda. Bir turbayı basalım. 915 belki 916 olmadı ama önemli değil. Ekstra upgrade sonuçta. Bu arada reklam izledim. Ee, fazladan bir bilet daha gelecek çünkü turba parçası ihtiyacım olacak. Yani turbayı 5. yıldıza zorlayacağım çünkü. Daha rahat edebilmek için sonradan. Ya yani bence kendini daha iyi bir duruma soksan daha iyi olur diyor. O, onun için uğraş diyor, var diyor. Yani bunun ne olduğunu biliyorsan diyor. Ve zaten konuşmamız gereken bazı konular var. Evet mesela geriye ne yaptı? Geriye ne yaptı mesela? Bunların hepsini öğrenmemiz lazım. Ve yarışlar bir tık kısa olursa tekrar önemli yarışlar hariç. <laughs> açıkçası benim için bayağı erzem olur. Çünkü son video 50 dakika sürmüş. 50 dakika uzun zamandan sonra ilk defa 50 dakikalık bir NFS videosu geldi kanala. Ondan dolayı birazcık kısa sürerse iyi olur. Açıkçası hiç fena olmaz önümde. Bir kez daha nitro basmak zorunda kaldım. Çünkü biraz fazla geri düştüm. Ama bu sefer aynı hata yapmayacağım. Zaten tekrar oyun bir yarış da değil. Risk atmayacağım. Hiç gerek yok. Bu yarışı da başarılı bir şekilde kazanmış olduk. Güzel. Gayet güzel. Evet. 3K'da para gelmiş neredeyse. Bir saniye arama alıyorum derken beni kullandın. Bunca zamandır biliyordun. Ve yüzüme karşı yalan söyledin. Lütfen açıklamamı izin. E, beni ben nasıl bir duruma soktuğunu farkında mısın Montan? Yani bütün e, bu dava seni kahramanca uğraşın şeyinden dolayı. Evet maalesef. Yani neyse ki istasyonun yüzümü gösterip şanslıyı falan diyor. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz gerçekten. Sen... Yani sakın Samantha hakkında konuşmaya kalkma diyor. Tamamen batırdın diyor. Hayatını kendilerine ellerine bitirdin. Ya bunun olmasını istemiyordum. Hani... Kastettiğim şey bu değil diyor. Hani... Haklı sebeplere uğraşıyordum. Yemin ederim. Yani bir arkadaş oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Ama e, maalesef plan olması gerektiği gibi gitmedi. Sokak yaşlılara. Yani her fazlasıyla nazik davrandım vesaire falan ama şimdi sıçtı battı diyor. Bitti. Eğer bana herhangi bir bağlantı kurmaya çalışır beni ararsan diyor bunu deli olarak kullanırım diyor. Eşti üzgünüm. Söyleyebileceğim şeyler bunlar. Sanırım oturmam lazım. Hasta olacağım gibi. Ya, ya. da yani eşi de kendini çok kötü hissettiği için bu arada böyle şey yapıyor. Yoksa şey değil. Yoksa empati kurabilecek biri aslında Öyle ya da böyle Yapacağız bir şeyler yapacağız halledeceğiz Kahretsin ee, Hiç böyle kendini kaybettiğini şey yapmamıştım diyor Yani biz birbirimizi Liseden beri tanıyoruz diyor Ortaokuldan beri eğer inanıyorsan Yani çok da fazla Arkadaş yoktu diyor ee, Seninle bu tarz bir duruma Soktuğum için özür dilerim falan diyor kısacası yani e, biraz evet işler karıştı ama çözmek zorundayız yoksa bizim de başımız yanacak çünkü en de sonunda ucu yine bize dokunacaktı zaten. O yüzden çok da dert değil yani hatta dert bile değil. Dediğim gibi bu durumu çözmek zorundayız e, öyle ya da böyle başka çaremiz yok. Yoksa zaten içerisinden çıkamayacağımız bir durum söz konusu maalesef. Bu arada artık ben bir şöyle bir nitro basayım da yarışı kazanalım. Çok güzel. Bu yaşı da aldık başarılı bir şekilde. Güzel. Buradan da bir 3K para gel neredeyse. En azından vardı aldık evet. Yani geriye bu durumdan çıkarmak için elinden ne geliyorsa da yapacağım diyor. Ee, sen de aslında kendi yolunu seçti. Ama belki de ona yardım edebiliriz. Yani Ama şu an köprü yanık gibi duruyor. Yer altı. Neden bunlar kolay olmuyor? Bakalım Mart'la tam olarak ne yapacağız? Ben onu çok merak ediyorum. Evet dördüncü yarış. ilk tek Aron'un bir yarışımız olacak kendisi. O yüzden önemli bir yarış. Çöl taraflarındaysak işimize gelir. Evet. Öyleyiz. Güzel. Önemli. Eee İlk sen bir şey yaptı diyor. Ha, onun bir arkadaşını kullanabiliriz diyor. Kim? Tam olarak kim? Allah Allah iş iş baya ee, karıştı ya olaylar iyice ne karışıyor ve bu giderek daha da fazla karışacak gibi hissediyorum. Bu arada yarış kısaymış ya o benim canımı sıktı biraz bir tık fazla kısa. Yani buradan iyi para kasmayı Amaçlıyordum desem yere. Allah'tan orada da bir makas attım fazladan. Para paradır sonuçta dostlar. 2K para ne? Yani o ikisinin ne peşinde olduklarını bilmiyorum ama. Arkadaşlarımızın hala orada olduğunu düşünmek istiyorum. Yani son bir kez daha deneyeceğiz. Onları çıkarmaya çalışacağız. Çıkarabilirsek. Son bir kez daha ha? Bir kez daha deniyoruz ha. Bakalım bu Syndicate hikayesi tam olarak nasıl bitecek. Sonuçta Syndicate kısmının son hikayesi bu. Ondan sonra Underground olaylarına falan girecek. Başka bir hikaye kısmına geçeceğiz. Evet günaydın dinleyiciler. Umarım güzel bir sabah geçiriyorsunuzdur. Her zamanki gibi. Tamam tamam geç. Evet o hani ka e şehri kaybedeki saldırıdan sonra diyor. E aslında cevap falan veremiyor hiçbir şekilde diyor. Yani çok fazla şey karıştı falan diyor. Haa BRPD Şş, galiba erişimi mi kesti? Ben röportaj yapacaklar sandım. Galiba bir kesti. Ya da önemli bir duyuru yapacaklar ondan dolayı. Hani acil haber ve bilgiler alındıktan sonra falan. Yine yayında olacağız kafası bir şey doğmuş olabilir. Ee, bir ihtimal yani belki. Açıkçası bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Evet 5. yarışı da aldık çok şükür. Tamam 1400. Ee, evet directive Wolf. Evet evet. Yani bir e, şehirle bir sivil şehirde herhangi bir tehdit olmadan gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde yürüyebilmeli diyor. tetsiz yaşamalı diyor. evet. Yani dava çözülene kadar asla bırakmayacağız vesaire falan diyor. İnsanların korku içerisinde yaşamasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğim diyor kısacası. Yani siz bir inanın diyor. Biz herhangi bir görevi tamamlayabiliriz diyor. Burası sizin şehriniz ve biz bunun için savaşıyoruz. Evet, evet. Ee, River anlatacakmış. River anlatacakmış öyle diyor. Detektif Wolf. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce bir yükseltmeler yapsam yok ya. Reklam izleyeyim ben direkt önce. Ee, ardından bilet geldikten sonra kaldığımız yerden videomuza tekrardan devam edeceğiz Evet dostlar kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz Yarışı kaybetmemen her ne kadar çok canımı sıkmış olsa da Reklam izleyip bilet telafisini yaptık Çünkü turbo parçası kasmamız lazım ki Sayesinde ekstra yıldız atlatabilirim Evet artık polisler bayağı cilt atıyor olacak Eğer bir an bile arkana bakarsan diyor Çekilirsen diyor her yeri her şeyi ateş kaplayacak diyor. Eee <laughs> Montan beni özgür bırakacak mısın? Pek de emin değilim. <laughs> Belki yani bu bagaj hayat sana yakışıyor diyor. Hadi şu işi bitirme vakti. Ne yapacağız? Vardı mı öldüreceğiz? Allah Allah. Merak da ediyorum ha. Çok merak ediyorum hem de. Ne yapacağımızı? İşkence mi edeceğiz? Ne yapacağız? Oha bu arada öyle buçtum ki aniden. Brigitte'den birazcık daha draftik yapmayı çok isterdim. Ama pek de mümkün durmuyor. Allah kahretsin ama ya. Ya ne yaptığını gördünüz mü ya çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Ya abi. Ben yarışı kazanıp diyalogları size özet geçelim arkadaşlar. Çünkü bu yarışların gibi fazlasıyla önemli. Çünkü dediğin gibi turbo parçası kasmak açısından kritik bilginizi. Ben dediğim gibi özellikle geçerim size. Şöyle ben yükseltmelerimi yapayım ama. Belli yani salmayacak bize oyun yoksa sıkıntı olacak. Ya yani fenomen yükseltmeler yaptık. 917 PR'a e çıktık bile. Geriye 3 PR kaldı. Transmisyon falan da basacağız. 918 olur zaten. Biraz tekrar o yarışta yaptıktan yaptık daha sonra. da PR ruvanı gönül rahatlığıyla aşacağımızı düşünüyorum. Hedefim özellikle motoru 5. yıldızı çıkarmak oradan da PR gelir çünkü. Sonrasında eksik motorları da toplamaya çalışırız. Oyun bol bol turba e, turbo atacak. Bol bol dediğim de yani turbo parçası verecek. Yeşil. Ona göre hareket edeceğiz. Bayağı ve yeşil transmisyon da alacağız. Bayağı bayağı fazla alacağız. Yani transmisyonu 5. yıldıza çıkarmak çok mantıklı değil bence. epikten bahsediyorum. Yoksa işi biz bayağı bir zor olur. Çok para harcamamız gerekir. Şimdi bir de sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Biletler olduktan sonra tabii 6. yaşta da tamamlayacağım. Sonrasında da biletler olduktan sonra tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Biletlerimiz doldu. Biletlerin dolmasıyla da beraber önce yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz her zaman olduğu gibi. Ağrından da yarışlarımıza tam gaz devam ediyor olacağız. 919 Piero oldu şu anda. Hatta 920 Piero ulaşarak ilk PR duvarında nihayet e, açmayıp açmayı başardık. 12 PR sonra etkinliği bitirebileceğiz. Tabi inşallah çünkü kolay olmayacak pek. Belki gold harcamamız gerekebilir duruma bağlı olarak. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Ee, senden bir rica olacak. Yani büyük bir tane. Evet. Biraz destek. Evet. Yani zaten biraz kaos var diyor. Yani felaket var diyor. Eğer Çin'e de varsa diyor çok daha kötü olabilir diyor. E tabi ki ailen her zaman seninle Bridget. Tam biz şehre geçiyoruz teşekkürler. E, bu arada 6. yarışı kazanmamla beraber şöyle bir diyalog geçtim. Vardı almamızla beraber bunu e, yani vardı. Takas olarak kullanma girişiminde bulundu Bridget. Yani şöyle arkadaşlar bizim zaten amacımız Geri ile Semih'i bu yeraltı işlerinden çıkarmak. O yüzden e, bizim Bridget bir çılgınlık yaparak e, bu Gina Angelo'nun gizli telefonunu bularak arama gerçekleştiriyor. Eğer diyor ki yanına geleceğim diyor. Geleceğiz diyor yani. Eğer ki semle geriyi verirsen karşında sana var da vereceğim diyor. Cinan'a tamam o zaman daha fazla oyun yok diye buluşacağız diyor. Çok uzun kalmadı. Yani şu an anksiyetem ne alan söyleyeyim en üst seviyede diyor. yani beni öylece bırakamaz mısın falan diyor. Hani olan oldu bitti gitti her neyse falan. Kapa çeyne. Sen zaten kendini kaosa sürükledin diyor. Ama en azından işe yarayabilirsin diyor. <laughs> Hiç, yalnız Bridget hiçbir şekilde taviz vermiyor vardı. Hiç sıfır. Haklı olarak tabii ki. Haklı olarak gram taviz vermiyor. Hani beni bırak falan yapıyor da yok abi böyle bir dava yok. Evet şere geldik bu arada. Hadi bakalım. Yaklaşıyoruz. Sen ve ben olacağız diyor. Hani başka dekoy olmayacak diyor. Yani Leon dene bu şekilde yürümek biraz çılgınca diyor ama başka yol yok. Hadi gidelim. O zaman yardıralım. Madem öyle. İyi para kasmamız gerekiyor. Belki o yüzden o sayede gold harcamak zorunda kalmayız ama çok yüksek ihtimalle altına harcamamız gerekecek. Çünkü çok para harcadık. Bir de ben daha motoru da geliştiremedim doğru düzgün. Yani turbo anlamında ekstramız var evet. Ama motor anlamında biraz sıkıntıdayız. Beyaz motor bulursam 5. yıldız anca çıkarabileceğim motoru. O da nadir yani. Epic de yapamıyoruz. Hiçbir şekilde. O yüzden altını harcayıp karşında hem yeterli PR yani kalan PR'ı toplayabilmek Artı bir de şey yapabilirsek motoru da epiklersek aslında iyi olabilir. Aldık yarışı bu arada. Evet. Yakında daha iyi olacağız vesaire falan diyor. Ya belki yer altını durduramayız ama diyor. Yani sorunu çözebilir ve oradaki arkadaşlarımızı kurtarabiliriz falan diyor. Yani geri versem uzun bir süre yanlış kişilerin elinde şey yaptı falan diyor. Şimdi bunu çözmenin vakti. Böylece Rivera'nın da gönlünü almış olacağız. Yani planımız bundan yana. Umarım tutar. Umarım işe yarar. Evet hantı yarışıyla devam ediyoruz. Bridget'la yine tam gaz devam ediyoruz. 9. yarıştan. Black Ridge'in merkezi taraflarında. Ee, herhangi bir şüpheli aktivite yok falan diyor. Devreye devam ediyor. Hemen sokak arasına bayağı yakında Evet bu arada hani buluşmaya çok bir şey kalmadı. O yüzden dikkat çekip de polis getirmememiz gerekiyor. Yoksa bu elimizdeki kozun da yalan olması anlamına geleceği için tehlikeli. Çok tehlikeli hem de. Ben nitroya basıyorum bu arada direkt. Çekil bridge durumdan çekil. Hiç yarış kaybetmeye niyetim yok. Hiç sıfır. O yüzden sal beni. Evet bu yaşı da aldık. Bir ka para. Ee, evet. Yani her an bir tehlike olabilir vesaire falan diyor. Memurlara bulaşmayın diyor. Artık sadece departmanın problemi değil diyor. Evet efendim. Cinan'ın bu yaptıklarından dolayı silahlı saldırı falan oluyor. Ondan dolayı dikkatli olun diyor kısacası. Onu kastediyor aslında. Dedektif Wolf. E, evet 10. yarışta devam ediyoruz. Artık varabilir miyiz bu arada? Evet neredeyse vardık. Babamdan mesaj geliyor. Ee, pozisyondalarmış hareket etmeye hazırlanmış. Söylemek istediğim bir şey var diyor. Her şey için teşekkürler. Hani orada canlı çıkamazsak falan o tarz bir şey. Mamında mı diyor acaba bilmiyorum ama halledeceğiz ya. Ben üstesinden geleceğimize inanıyorum şahsen. İnşallah. Caniye göründe inanıyorum yani. Bu arada bir işte öyle bir duvara çarptırdık ki. Yani drafting yapamadan yarış kazanmak zorunda kalacağız. Hani bu yarıştan fena olmayan miktarda para çıkabilirdi. Ama madem birisi işte duvara çarptırdık ve fark açtık. O zaman direkt yarış bitirelim. Zaten tekrar bir yarış falan da değil. O yüzden rahatım. Evet bu yarışı da aldık. Rahat bir şekilde. Ama para kazanırdı buradan. Kalk. Pekala pekala gidiyorum yani bir nefes ver falan diyor. Seni görmek harika vart. Cina bu da ne böyle? Yani kim iş yaptığını söyleyeyim falan diyor. Ha tamamdır. Sen de arabayı beklemiş Bay Angelo. E, güzel güzel. O zaman yakalayacağımız bir araç var falan diyor. E o senin artık Cina. Şimdi sen ve gelin gitme izin var. Hmm, yani şüphe yok. İlginç bir teklif diyor. Sen ne söyleyeceksin Vart? Yani hazır mısın yine ayağımın altına şey yapmaya? Yani bildiğimiz bir şey varsa bunun boka batacağı falan diyor. Ne yapmak istersen onu yap diyor. Biz sadece arkadaşlarımızı geri istiyoruz. Evet e, kendi görevini ile yaptın diyor. Eee e, pekala. Söyle bakalım bize geri. Cevabın nedir? Karesi çocuğun silahı var. Yürü millet hadi. Ee, ben yapamayacağım. Ne yapıyorsun? Yer altı için. Aa. Lan. Geri silah mı çıkardı? O ben bu geriyi vururum ama. Ben bu geriyi harbiden döverim. Lan it köpek. Yer altı için dedi. Silah çıkardı ya. Ona kimse bir şey olmaz lan bu arada. Hadi bakalım yardırıyoruz. Aiden da devreye girdi. Ee, ama sanırım bizim işimiz burada bitti. Yani artık bizim işlerimize karışmayacaksınız. Falan diyor. Evet e, silah sesleri duyuldu falan diyor. E, araştırmaya gidiyoruz. Geliyorlar. Tamam arkamızı kollayacağız. Yürüyün millet. Anlaşıldı. Yani bize zarar verecek bir şey yapamadı sanırım. Hani biz kendimizi temizlettik de amacımıza ulaşacak bir şey yapamadık. Ne geriye alabildik? Gerinin Allah belasını versin. Nerede semi alabildik. Hiçbir şey yapamadık. Yani vardı verdik. Bir daha işlerimize karışmayın deyip gitme kararı mı alındı? Bu mu yani? Anladığım kadarıyla bu. Evet. E, bu da tekrar öyle bir yarışta bu arada. Aldık yarışı. 2K'da para geldi. E, artık montanlara herhangi bir tolerans gösteremeyecek. İnanamıyorum. Gözlerini aç kardeşim. Henüz çıkmadık bu işten diyor. İşin içerisinden. Bir dakika lan peşimizdeler mi yoksa? Yani tolerans gösteremeyecek derken. Ağacına peşimizde. Aa okey. Eyvah eyvah. Pek de iyi bir durum değil. Pekala. Bütün birlikler e, gözler engellonun üstüne. E, tekrar ediyorum. Yer altı hareket halinde. Yani öylece özgürlüklerini alabileceğinizi düşünmediniz değil mi diyor? yani hiçbir zaman yardımınızı istememiş olmamız ne kadar kötü yani en iyisi de vardı bana getirdiniz tabi yardım için minnettarım ondan uzak dur abi ya harbiden yani böyle yeraltı ruhasızlığın mafya tiplerle uğraşılmaması gerektiğini bunlara güvenilmemesi gerektiğini maalesef bizimkiler anlayamamış ya Aa ne bileyim işte bizde bir umut. Borat artık çekilir misin? Fark acayip açıldı bir an. Allah'tan yarış bir tık uzun da. Drafting de yaptım biraz. Ardından Ciney'i yakaladım. Hatta Jhin'e Jhin'e'yi saf dışı bıraktım. Oha bu arada bu sefer arkadan da biri gitti. Bir Bridget kaldı. Bir Brigitte kaldı lan. Harbiden. Hazır fark açıkken değerlendirmek istedim de. risk aldım biraz. Ha önemli mi? Değil bu arada. Evet yarışı çok rahat kazandık. Keşke bu tek arama yarışı olsaydı bu arada. Draft desem var. Polis desem var. Var yani. 3k para geldi neredeyse. Ee, hemen yürüyün. Kimse ailemize zarar veremeyecek. Yani sayıcı üstünler. Kimse ailemize zarar veremeyecek. Onları yoldan çıkarın gerekirse. Ya bu ikisi çok ileri gittiler. Orada Barbara da düşmüş. Ya düşmüş tabi de anladınız işte. <laughs> Saptış olmuş. Enkaz olmuş. Ulan var ya. Neler neler oldu aniden ya. Neyse. Biz upgradelerimizi yapalım da. 921 PR. 922. Abi 10 PR eksik var ya. imkanı yok ki. Şey yapabilmemizin. Yani etkinliğin normal şartlarda bitirebilmemizin imkan olduğunu düşünmüyorum ve 8 Pire daha ihtiyacımız var Geride sadece 4 yarış var totalde 10 saatte süremiz var Yani çok zor duruyor Neyse biletler bir de olsun e, gereksizlerin gibi gold harcarım Etkinliğin boşa istemiyorum çünkü Hiçbir şekilde e, Beyaz motor bulmam gerekecek Beyaz nitro ile işim olmayacak e, Yeşil turbo bir tane daha gelecek 3 tane de Beyaz turbo bulmadan da 5. yıldız'a basamayacağız çok fazla eksiğimiz var ama yarısı diyerekten. Videoyu şu an sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkinlik bese çok yakın bir zaman kala tam gaz devam edecek. Ve i̇nşallah etkinliği bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tekrardan çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Etki hitbesine yaklaşık bir saat var. Dört tane biletimiz var. Bayağı bir tekrar oyma yarışı falan da yaptım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. PR duvarını aşamayacak gibi olursak da mecburi olarak e, gold harcamam, altın harcamam gerekecek. E, yapacak bir şey yok. En azından yapmak istediğim yükseltmeleri falan yapar. Etkini ondan sonra bitir. Ekstradan bir tık avantajlı bir şekilde bitiririz hani. Neyse 927 PR şu an. 28. 900. Aha da para yetmedi. Aha da para yetmedi. O zaman tam gaz yarışlarımıza devam ediyoruz ki yetecek gibi durmuyoruz. Ama dediğim gibi çok dönemli değil. Evet devam ki. Bakalım başımıza neler gelecek. Ee, evet düşmanlara, hastalara, düşmanca davrananlara karşı helikopter falan yolda diyor. Evet bu arada hemen buradan çıkmamız lazım. Polisler gelmeden falan diyor. Şehirden çıkmamız lazım. Ne yapma gerektiğini biliyorsun. Sadece dikkatli ol. Hadi bakalım hayırlısı. Yarışlar bayağı da bir kısa bu arada doğal olarak çünkü anlık hızlı seri kovalamaca yarışları olduğu için bir de ben direkt basıyorum nitroya abi. Hiç risk yapmak istemiyorum çünkü. Güzel döndük. Ucu ucuna kazandık. İyi ki erken nitro bastım yoksa gitmişti yarış. Bir kağı para. Ee, burası poli, Blackridge Polis Departmanı. Ya arabayı durduğun yere ateş atacağız gereği eğer istersen biz onları hallederiz patron. Yani yapacağınızdan eminim diyor. Size güveniyorum diyor. Vay anasını bir de utanmadan sizi halledin falan yapıyor. Ben kolay kolay halledebileceklerini düşünmüyorum ama bakalım. Bu arada Montgomery de dahil oldu. Önce ardına ardından Montgomery. Polis mi indireceğiz bir daha? Eyvah. Yani bölge kilit altına alınmış vesaire falan diyor. Tuzağa düşmeden buradan çıkmamız lazım. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ben dağılacağım. Sokakları kullanın. Cina peşimizde. Emin misin? Sadece gidin hadi. ESF'den ha, kaçacağız tamam. ESF'den kaçacaksak okey. ESF'den kaçılır. Aman hocam ama dikkatli. Tamam ben nitroya basıp uzuyorum buradan direkt. Bridget biraz önde çünkü. Uf, iyi oraya çakmamız güzel oldu. Yoksa ciddi problem yaşayabilirdik. Orada polisi saplışı bırakıp hem bir tık kendimizi yavaşlatmış, garanti altına almış olduk. Hem ekstra para kazandık, 2 DSF'den kaçtık, Yaşı da aldık. Güzel, gayet güzel. 2400'de para. Polisler giderek zorluyor. Ne yapmamızı istiyorsun patron? Geri çekilen. Montan ne olursa olsun bir daha yüzünü göstermeye çalışma diyor. E, geri kalanlar polise tutun diyor. E, yeni şeyler öğrenmeleri lazım falan diyor. Ustaları devreye girecek diyor. Efendileri devreye girecek diyor. Sanırım yırttık. Anladığım kadarıyla. Güzel. Yırttıysak e, mesele yok. Güzel. Evet Cina çekildi. Şu i̇şte polislerle uğraşacağız gibi duruyor ha. Havaalanındayız bu da. Hadi bakalım. Konuş benimle. Ee, polisler geri çekiliyorlar. Moblar da aynı şekilde. Neredeyse tamamen çıktık. Vücut sen iyiyim. Sadece ilerlemeye devam edin. Ha, mesele yok. Hallettik yani. Aa, biz bundan hiçbir şey kazanmadık. Öyle bir sıkıntı var. Yani herhangi bir hiçbir Kazancımız pozitif anlamda bir şeyimiz yok. Ne geriye geri alabildik dediğim gibi ne de semem. Onların zaten niyeti geri dönmek değil. İstemiyorlarmış yani de. Yani amacımız bundan yanaydı. Hiç iyi olmadı. Açıkçası. Hocam senle bir kez daha nitro basar mısın? Teşekkürler. Hızlanmaya devam ediyoruz biz zaten. Bu sayede nitro basmamıza gerek çok da kalmadan draftik menziline bir kez daha yerleştik. Ama artık nitro basıp yarışı kazanın. Riske atmayalım kendimizi. Evet bu yarışı da aldık. PR var önce son yarıştı. 2800. evet bu arada Bridget bu arkadaşını korumaya almamız lazım diyor. Hiç kimse ailemize, hiç kimseyi ele geçiremeyecek bu gece diyor Ember'da. Helal olsun vallahi. Harbiden size helal olsun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Helal olsun diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten helal olsun. Şu internetle bir sıkıntıya girmemesi çok iyi olacak da. E hadi ha. Allah Allah. Neyse yükseltme yapalım da. 929 Turbo'yu da nihayet Epic 5. yıldızı çıkardık. Şükür yani gerçekten. Evet 930. Yeşil Nitro parçamız olmadığı için bu arada şey yapamıyoruz. Epic'i çıkartamıyoruz ve hani çok zor şu anda PR duvarını açmamız. Aşırı zor yani 932 PR istiyor. Hani yeşil motor falan bulursam belki bir ihtimal. Onu da zorlayacağım yani. Çünkü 33 dakika sonra bir bilet daha gelecek. Bizlere bir bilet var şu anda. Umarım gelir diyerekten videoyu durduruyorum şu an. Kaldığımız yerden tam gaz. Yarım saat sonra devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. PR duvarını maalesef aşamamıştım. Fakat e, biraz altın ağacı 43 altın karşılığında Eksik litro parçasında buldum. Fazla parçada da sattım. Gördüğünüz gibi envanter tamamen boş. Ardından Nistro'yu da epey çıkarmamda beraber 932 yere ulaştık. Artık etkinliği bitirebiliriz. Let's go o zaman. Artık etkinliği bitiriyoruz. Oh be. 90 gold harcamak zorunda kalmayacağım. Nice. Çok güzel. En azından bitiriyoruz. Miss Montan. Yani Bayan Montan. Bence bu gece gayet net bir şekilde anlaşılmıştır falan diyor. Eğer daha da ileriye giderse hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek diyor. Yani evine dağ taraflarına git, ait olduğun yere git falan diyor. Ve geriyle Sam arasındaki işinde tamamen bitti diyor. Ona o ellerimi bir şey yapsam var ya. Onları boş ver. Şu an sadece eve gitmeye odaklanın. Ya bence de çok zorlamasak mı? Çok zorlamasak mı? <laughs> Yeterli. Zaten kendileri de gayet netler. Yani geri silah falan çekti abi. Oha yani gerçekten. Ama geri kelime tam manasıyla evolve olmuş durumda. Bildiğin evrim geçirdi yani. Gelinde ne hal olduğunu görmüş olduk. Bundan sonra hayırlısı bakalım neler olacak diyerekten. Bu yarışı da çok rahat kazanmamızla beraber artık Aston Martin Valkyrie'de bizim olmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Ne geceydi ama. Evet aynen öyle. İyi misin? Sana zarar vermediler değil mi? Hayır ben iyiyim. Yani şok olmak dışında bir şey yok diyor. Ama geriye bakmak o gerçekten değişti. Neyse hadi git eve gidelim. Biraz düşünmem lazım. Evet ama yapacak bir şey yok yani yapılabilecek. Yani bir şey yok maalesef. Ne yazık ki. Evet ee, totalde e 70 goldumuzu da buradan aldık. Ve top the finalize diyerekten etkinliği bitirdik. Evet sonuçlar. Tık 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 tak tık tık tak tık tak hayırlı uğurlu olsun. Yani üzgünüm hala ne olduğuna gerçekten inanamıyorum falan diyor. Sürekli kafamdan geçiyor diyor. Aptaldım. Yani hepinizi öldürtebilirdim. Yani çok daha kötüsü kaptırabilirdim diyor. Ya yani kendine böyle işkence etme canım falan diyor. Evet yer altı ne durumda olduğunu görmüş olduk falan diyor. Geriye ne oldu? Ona ne yaptılar? Ve neden sen bizden bu kadar nefret ediyor? Belki de en başından beri böyledir. Yani denerken kendimi aptal gibi hissediyorum falan diyor. Ama denedim Montan. Evet yani elinden geleni yapmaya çalıştım diyor. Belki de öyledir. Yani tekrar herkes teşekkür etmek istiyorum diyor. Eğer istersen burayı istediğiniz zaman da kalabilirsin falan diyor. Ha bu arada arabayı da tutabilirsin falan diyor. Yani küçük bir ödül falan diyor yani kısacası dostum falan diyor. Senle sonra tekrar konuşuruz. Evet sağ olsun Legrand da arabayı bize verdi. Yani hayran kaldı performansımız herhalde. Ve yeni araba tamamlandı. Aston Martin, Valkyrie artık bizlerle beraber yeni araba serisi açıldı Battlefield diye. Ve herhangi bir yeni bir etkinlik şu an bulunmamakta. Evet, an 129. aracımızı açmış. Ve aynı zamanda Syndicate kısmında tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonra ya Underground Tales'a ya da Intermediate'e devam etmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4... Paradini saymayalım. 3, Underground Tales, 4... O zaman bizim burada yapmamız gereken şey intermediate'e devam edip buradaki araçları açmak. Çünkü buradaki araçların bir kısmı açılması gereken araçlar. O yüzden onlara odaklanıyor olacağım. Sonra tam gaz yine hikaye kısmına devam ediyor olacağız sevgili dostlar. Ben artık yavaştan e, videoyu sonlandırayım sevgili dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizin için eğlenceli bir etkinlik olmuştur. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğeni bırakmayı kanalımıza rağmen verirseniz de ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından dilerseniz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.